Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Bugün sanki böyle bütün hakikatlerin tamamını içinde bulunduran yüzlerce soruya tek seferde cevap olan, yani bir adamın 50 tane sorusu vardı. Geldi kendisi. Hazırlamış bir liste soru. Biz o zaman 5 yolda kalıyorduk. 50 tane soru. Yani Allah'ın varlığıyla, birliğiyle, kainatı niçin yarattığıyla, peygamberleri niye gönderdiğiyle, kitapları niye indirdiğiyle, kıyamet neden kopacak falan falan bir sürü sorular. Dedi ki benim sorularım var dedi. Buna cevap verebilir misiniz? Bir baktık belinde bir liste. Neyse dedim ki ona senin sorulardan önce kısa bir ders okuyalım. Bizim sana anlatacağımız bir bölüm var. Yarım saatliğine bizi dinle sonra senin sorulara geçelim dedi. Bu ders 11. söz. Bir yerde diyor ki sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık hakikatler toplattırıldı diyor. Hani şimdi puzzle'lar var değil mi? Yapbozlar. Şekeren. Şimdi bunların tek tek parçasını yolda görsen anlam veremez. Ne olduğunu bilemez. Ha, ama hepsine birden bir kere baksan daha o hangi parçayı görürsen gör, hemen ne dersin? Bu manzaranın şurası, figüranın burası, şeklin şurası dersin değil mi? Veya diyelim bir adanın ortasındasın, bilmiyorsun adada olduğunu. Nerede olduğunu, dünyanın neresinde olduğunu kestiremezsin. Ama elinde bir harita olsa, dünyanın bütününü birden görsen, orada yerini gösterseler sana, bir anda her şey çözülür. Ha. Şimdi onun gibi, bütün kainat, Allah, peygamberlik, ahiret, cennet, cehennem, yani hılkatin tamamı, bütün yaratılışın birden temaşa edilmesi, adeta bütün alemi birden şöyle gözümüze, hayalimize resmedip birden aklımıza gelebilecek bütün soruların cevabını veriyor. Okuduk burayı. 50 tane soru var elinde. Okuduktan sonra baktım sonuna doğru birkaç soru sordu. Onları da cevapladık. Belki 1,5-2 saate yaklaştı. Sonra baktım elindeki kağıdı buruşturmuş. Daha hiç sorulara girmeden çöpe atıverdi. Neyse sonra dedim ki senin sorulara geçelim şimdi. Soru kalmadı ki dedi ya. Bu derste de hepsine cevap veriyor. Hatta benim soramadığım sorulara da cevap veriyor. Çünkü soru sormak ilim ister. Her soruyu herkes soramaz. Bak benim zekamı, kabiliyetimi, benim seviyemi aşan sorular var. Onların da cevaplarını vermiş diyor. Şimdi tek başına peygamberlik müessesesini düşündüğümüz zaman herkesin kafasına bir sürü soru geliyor. Niye peygamber var? Ne gerek vardı peygambere? Neden o peygamber oldu? Peygamber olmasaydı ne oldu? Bir sürü sorular var. Mesela sadece Allah'ı düşünsen niye yarattı? Sadece kainatı düşünsen, sadece cenneti düşünsen, cehennemi düşünsen. Ya tamam da niye bizi yakmak için cehennemi yarattı? Cenneti niye yarattı? Veya dünyayı niye yarattı? Falan bir sürü sorular. Tamamına birden cevap veren bir temsil var burada. Bir örnek var. Bu örnek bir hikaye ama hakikatin ta kendisi. Yani şöyle diyelim biz.
Şimdi şablon olur ya, şablonda her şeyi yerine yerleştirirsen, o şablon elindeyse, oraya her şeyi yerleştirdiğinde manzara tam çıkar değil mi? İşte bize bir şablon veriyor bu ders. Bütün iman esaslarını, hakikatleri, cenneti, cehennemi, günahı, sevabı, kainatın yaratılış hikmeti, bütün hakikatleri o şablonun içine yerleştirdiğiniz zaman ortaya birden hakikatin tamamı çıkıyor. Yaratılışın tamamı görünüyor. Artık gelen bütün sorulara oraya bakıp cevap verebilirsiniz. Şimdi şunu okuyacağız bakın. Beraberce bu temsili anlamaya çalışalım. Müthiş bir temsil. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duhaha. Bu ders çok önemli. O yüzden ekrandan izleyenlere de şu anda hızlıca paylaşmalarını tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz. Buradakiler de, buradaki cemaatimiz de paylaşabilirler. Eşimiz, dostumuz, tanıdık, tanımadık, herkese duyuralım bu hakikatleri. Çünkü bu ahir zamanda tebliğ farz-ı kifaye değil, her müminin farz-ı ayn olan farz bir vazifesidir. Biz de inşallah, yok, direkt Facebook'a girip oradan paylaşabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhaha. Ve'l-kameri izâ telâha. Ve'n-nehâri izâ cellâha. Ve'l-leyli izâ yağşâha. Ve'l-semâi ve mâ benâha. Ve'l-ardı ve mâ tahâha. Ve'nefsim ve mâ sevvâha ilâ âhir âyeh. Ey kardeş! Eğer hikmeti âlemin tılsımını ve hılkati insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Şimdi sıralama çok önemli. Her insanın aklına gelen bir soru var. Bu kainat niye var? Ben niye varım? Ne için geldim dünyaya? Sonra, Yaradan'ın benden ısrarla, şiddetle istediği ve asla vazgeçmediği namaz niye? Bakın Cenab-ı Hak asla vazgeçmiyor namazdan. Sekerattasın, biraz sonra can vereceksin. Vakit girdiyse göz imasıyla dahi olsa o namazı kılmak zorundasın. Ölürken bile can pazarı o namaz farz. Vay be. Adam sağlığı yerinde değilse orucu tutmayabilir. Hacca gitmeyebilir maddi durumu iyi değilse. Zekat vermeyebilir. Çok ibadetler var. Hepsinin yapılmayacağı, yapılamayacağı durumlar var. Ama namaz kılmayabilir diye bir durum söz konusu değil. Allah Allah. Hiçbir şartta Cenab-ı Hak namazı kuldan düşürmüyor. Aklın yerindeyse, canın da çıkmadıysa o namazı kılmak zorundasın. Allah Allah. Niye ki acaba? Ne var bu namazda ya? Bakın, bugünkü dersin konusu 3 hamlede, 3 basamakta. Bütün hılkat dediğimiz yaratılışın gizemini, sırrını çözdürecek. Birincisi neydi? Kainatın yaratılış sebebi. 1. İkincisi neydi? İnsanın yaratılış hikmeti. Üçüncüsü neydi? Namazın emrediliş sebebi. Bu üçü neymiş biliyor musunuz? Biri birini netice veren şeylermiş. Ben şimdi ağacın niçin dikildiğini nerede ararım? Meyvesinde ararım. Fabrikanın niçin yapıldığını nerede ararım? Mamülünde ararım. Neticesinde ararım. Makinanın niçin yapıldığını nerede ararım? Onun işlevinde, onun neticesinde, değil mi? Ondan insanların beklentisinde ararım. Öyleyse bakın kainatın yaratılış sebebini, kainat ağacının meyvesi olan, kainat fabrikasının mamülü olan insanda, insanın da yaratılış hikmetini
insana emredilen en büyük ibadet olan, asla vazgeçilmeyen, dinin direği diye addedilen namazda aramak gerekiyormuş. Öyleyse şunu diyebilir miyiz? Kainatın neticesi insan, insanın neticesi namaz ise namazda kainatın neticesi saklı. Allah'ın bizden bekledikleri namazın içindeymiş. Allah Allah. Askerde ne yaparsanız yapın, içtimada yoksanız asker sayılmıyorsunuz. Firar sayılıyorsunuz. Şimdi dünyada da hangi iyiliği yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın, Cenab-ı Hak içtimaya alıyor namazda. İçtimada yoksanız Cenab-ı Hak saymıyor. Direğini yıktınız. Gerisi neye yarar dinin? Çadırın direği var değil mi? Çadırın kazığı olmasa olur mu? Olur. Bezi yırtık olsa olur. Kapısı olmasa olur. Penceresi olmasa olur. Ama direği olmazsa çadır olmaz ki. Dinin direği namaz. Allah Allah. Şimdi bu manayı baştan söyledi Baran. Şimdi kainat, insan ve yiğit namaz değil mi? Kainattan insanı, insandan da namazı bekliyor Cenab-ı Hak. Kainatı insan için, insanı da ne için? Ne için? Namaz için. Allah Allah. Öyleyse Yaradan'ın kainattan beklediği bütün neticeler namazın içindeymiş. Allah Allah. Biz namaz kılmazsak ne oluyor biliyor musunuz? Namaz kılmazsak bütün kainat, içindeki bütün mahlukat, bütün gayretleriyle, çalışmalarıyla, masraflarıyla hepsi birden heba olup gidiyor. Çöpe gidiyor. Hepsi birden israf oluyor. Öyle öyle. Çünkü namaz kulun kainat kitabından okuduklarını, Rabbi adına tanıdıklarını beş vakitte huzura çıkıp da ilan etmesiymiş. Şimdi düşünün mesela birisi bir sergi açtı. Açtığı sergide en güzel eserlerini sergiledi. Şimdi gelen misafirler sergi salonuna girdiler ama onun sanatlarına, onun resimlerine, onun heykellerine kimse bakmadı. Herkes atıştırmalıklardan atıştırdı, yedi, içti, eğlendi. Kakara, kikiri, çekirdek çıtlattılar. Sonra öbür kapıdan çıkıp gittiler. Ne oldu? O gelen misafirlerin vazifelerini yapmayışı, o sanat eserlerine bakmayışı, sonra sanatkarın huzuruna çıkıp da o eserleri nasıl bulduklarını, o eserlerdeki harikalıkları, o eserlerdeki mükemmellikleri ilan etmeyişleri ne yaptı? Bütün sergiyi ve bütün yapılan masrafları, bütün sanat eserlerini tamamını çöpe attı mı? Tamamını israf etti ya. Vay be. Biz hep israfı yanlış anlamışız ya. Hep ne israf deyince aklımıza ne geliyor? Aman işte ekmek kırıntılarını israf etme. İşte vaktini israf etme. Elektriği söndür israf etme. Suyu kapat israf etme. Tamam doğru bunlar hep israf. Ama eğer bir insan elektriği söndürdü, suyu kapattı, ekmek kırıntılarını topladı. Her noktada israftan uzak durdu ama yaratılış gayesini yerine getirmediyse iktisat ettiği, biriktirdiği, israf etmediği bütün alemi toptan israf etti, toptan çöpe attı. Her şeyi hatta insanlığını zayi etti. Neye yaradı ki? Enteresan değil mi? Şimdi düşünün. Adam buradan yükü aldı. Gidiyor. Aman daha az yaksın diye bayırlarda işte bir inişlerde basmıyor. Bilmem şöyle böyle gaza basmıyor falan. Daha az yaksın, daha az yaksın diye. Sonra yüküyle beraber arabayı götürüyor. Bir uçuruma yuvarlıyor. Ya olsun canım. Adam çok tutumlu ya. Çok iktisatlı. Adam baksana şu kadar yakıt tasarrufu yaptı. Şu kadar şundan tasarruf yaptı. Yemedi, içmedi.
Ama sonunda şarampole yuvarladı arabayı. Olsun canım, o kadar olur. Veya limana yetişemedi. Nasıl? Limana yetişemedi. Limana yetişemedi he. Neye yaradı ki? Hepsini kaçırdı. Birden, tamamını birden israf etti mi? Yani yakıttan tasarruf etti. Yemedi, içmedi ama toptan hepsini birden. Allah Allah. Şimdi onun gibiymiş. İnsanın yaratılış gayesini bilmemesi, kendini keşfetmemesi, özellikle ve özellikle namazla kulluğunu ilan etmeyişi, insanı ve insana hizmet eden her şeyi çöpe atmak, israf etmek, zayi etmek yerine geçiyormuş. O yüzden diyor ki ehli gafletin elindeki lokma titrer diyor ya. Gafil insanların, kulluktan uzak olan insanların elindeki lokma titrermiş ya Rabbi. Bunun vücuduna girip de gafletle, sana isyanla, sana karşı gafil bir vaziyette bulunmak istemiyorum ya Rabbi diye elindeki lokma bile titrermiş. O vücuda girmek istemiyor. Bastığı taşlar, değil mi? Yediği, içtiği, ona hizmet eden güneşler, aylar, rüzgarlar hepsi birden ondan davacı. Niye? Çünkü hepsinin vazifesi insanın vazifesini yerine getirmesine bağlı. Düşünün mesela gemide herkes vazifesini dört dörtlük yaptı. Herkes mükemmel. Ama dümende oturan var ya, dümendeki uyumuş. Hepsinin hesabını kimden sorarlar? Hepsi kimden davacı olur? Gemi buzdağına çarptı, batmaya başladı. Kaptan'dan. Niye? Çünkü arkadaş, sen vazifeni yapmazsan koca gemideki vazifesini yapanların tamamı birden ne oldu? Hepsi birden israf oldu. Heder oldu, çöpe gitti ya. Yoksa düşünün, insan doldur boşalt makinesi gibi. Affedersiniz, tuvaletle, mutfakla tuvalet arasında doldur boşalt. Neye yaradı ki ya? Ya işte şöyle yerim, böyle içerim. Bunun için insan yaratmaya gerek yoktu ki, hayvan yaratsaydı yeterdi. Bir fil bütün mahallenin yediğini yer. Gezmekse bir kuş senin ömründe gezemediğinin 100 katı, 1000 katı geziyor. Diğer bütün hayvani, nefsani zevklerde hiçbir hayvanlara yetişmenin imkanı yok. Yüzmekse balık senden daha çok yüzüyor. Uçmaksa, değil mi, kuş senden daha çok uçuyor. Ha, öyleyse senden beklenilen ise insanlık. Şimdi okuyacağımız kısım bir temsil. Sadece temsil kısmını okuyacağım. Yani bu örnek, bu hikaye şöyle aklımızın arka planında bulunması gereken bir örnek. Dışarıdan gelen, mesela şöyle düşünün. Elinizde harita var. Bölgeye ait bir cümle duyduğunuz zaman hemen haritaya bakarsınız. Ha, burasıymış dersiniz. Doğru mu? Başka bir cümle duyduğunuz hemen haritanın burasıymış dersiniz. Başka bir cümle duyduğunuz hemen o yerine yerleştirirsiniz. Her şey sizin için anlam ifade eder. Ama o harita yoksa her şey anlamsız. Her şey boş. Her şey sahipsiz. Ha. Şimdi o haritayı bizim zihnimize yerleştirecek, kainat adına, Allah adına, ahiret adına, peygamberlik, Kur'an, bütün iman esasları adına ne duyduysak tamamını yerleştireceğiz. Şimdi bu hikayeyi beraberce anlamaya çalışalım. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Kainatın sultanı kim? Allah, değil mi? Şimdi buradan yola çıkıyoruz, tamam mı? Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Allah'ın hazineleri ne kadar? Sonsuz dedi acaba bak. Neden sonsuz? Her şeyin bir sonu var. Şimdi düşünün mesela. Birisi var ki adam gümüşü altına çeviriyor. Çok zengin olur değil mi? Bütün dünya gümüşleri altına çevirir.
Biri var ki toprağı altına çeviriyor. Bu adamın hazinesi biter mi? Toprak biter mi ya? Ne kadar çok olursa olsun ama toprak da biter değil mi? Şimdi niye? Çünkü hep vardan yaratıyor. Biri de var ki toprak da değil ha. Yoktan yaratıyor. Onun hazinesi yok. Yokluk. Öyleyse yokluğun sınırı yok ki. Yoktan yarattığı için onun hazinesine şu kadar, bu kadar denilmez ya. Allah Allah. Sonsuz hazinesi var. Bak diyor ki, bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, mücevherler, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Bütün sanatlardan da, bütün işlerden de, hepsinden de anlıyormuş. Mimariden, ressamlıktan, marangozluk, her işten de anlıyormuş. Hem hesapsız fünun acibe marifeti, ihatası varmış. Fenden, fizikten, kimyadan, bütün bilimlerden de sonsuz ilmi varmış. Hem nihayetsiz ulumu bediaya, en güzel ilimlere ilim ve ıttılağı varmış. Nasıl bir sultan? Serveti sonsuz, hazineleri sonsuz, ilmi sonsuz, mahareti sonsuz, marifeti sonsuz. Her şeyden anlıyor. Böyle bir padişah. Kim olabilir? Tabii ki Allah olabilir. Başka da buradaki tarife hiçbir sultan ne yapmaz? Yakışmaz. Ancak bu tarife yakışan Allah'tır. Ne diyor bakın şimdi? Allah kainatı neden yarattı sorusuna cevap geliyor yiğit. Birisi sorsa sana, dese ki ya tamam da Allah niye yarattı bu dünyayı, bu alemi, bu kainatı, güneşleri, ayları, yıldızları? Sen ne dersin? Allah'ın gücünü bilelim. Hah, çok güzel. Helal olsun be. Dersi alan adam belli oluyor. Şimdi neden yaratmış bakın. Gücünü, kuvvetini, kudretini bildirmek. Yani şu cümle. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. Bu ifadeyi tahlil edelim. Yani adam şimdi ne zannediyor? Ya diyor Allah durduk yere ya bir dünya yaratayım, bir kainat yaratayım demiş. Öyle haşa, canı sıkılmış haşa, böyle bir dünyayı, böyle bir alemi yaratmış diye düşünüyor. Bunu soran çok. Ya durduk yere niye yaratmış ki? Bak sır buymuş. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. Bu sırrı anlamamız lazım. Bunu anlayamazsak cevap veremeyiz çok sorulara. Niçin kainatın yaratıldığını çözemeyiz. Bak en küçük bir güzellik ve mükemmellik sahibi, ilim, maharet, marifet sahibi kendi ilmini, maharetini, marifetini göstermek istiyor ya. Adam yarım yamalak ressam, hemen çizip göstermek istiyor değil mi? Adamın şoförlüğü var, değil mi? Şöyle bir bineyim de bir görün diyor. Göstermek istiyor. Adamın aşçılığı var, bir yemek yapayım da bir görün diyor. Şimdi düşünün mesela, cömert bir adam ne yapmak ister? Cömertliğini göstermek ister değil mi? Nasıl gösterecek? Şöyle bir tane pankart yazsa ben cömertim diye böyle dolaştırsa olur mu? Heh, çok güzel. Cömertlik yaparak gösterecek. Yani cömertlik ne ister? İkram ister. Cömertlik değil mi? İnsanlara karşılıksız vermeyi gerektirir. Ha. Şimdi bakın cömertse ikram etmek ister. Şimdi biz bunu bir yerde söyledik de birisi sordu. Dedi ki ya dedi Allah dedi kendini göstermeye, tanıttırmaya, cemalini, kemalini bildirmeye mecbur mu dedi. Allah Allah. Yani niye istiyor? İhtiyacı mı var kendini göstermeye?
kendini bildirmeye, tanıttırmaya ihtiyacı mı var? Şimdi ihtiyaç değil, bu nokta çok önemli. İhtiyaç değil, iktiza. İktiza ne demek? İktiza da gereği demek, gereği. Suyun gereği nedir? Islatmaktır. Su ıslatır. Suyun ıslatmaya ihtiyacı mı var? Güneşin gereği nedir? Isıtmaktır, aydınlatmaktır. Güneşin ısıtmaya, aydınlatmaya ihtiyacı mı var? Haşa. Güneşin güneş olmasının gereği, neticesi, muktezası aydınlatmaktır. Güneş, güneş olduğu için aydınlatır. Aydınlatmayan güneş olmaz. Doğru mu? Cömertliğin gereği nedir? İkramdır ya. İkram etmeyen cömert olmaz. Ya bizim bir abi var, şöyle cömert, böyle cömert. Nereden biliyorsun? Hiç ikram etti mi? Hayatında hiç ikram etmemiş ama bir görsen abi nasıl cömert ya. Bir cömert ki. Tamam da nereden anladın? Kendisi bile bilemez cömert olduğunu. Ha, bak şimdi şefkat neyi gerektirir? Merhamet etmeyi gerektirir. Adalet duygusu hak sahibine hakkını vermeyi gerektirir. Bakın her Allah'ın her bir isminin neyi varmış? Muktezası. Yani gereği. Yani haşa Allah ihtiyacı olduğundan dolayı ikram etmiyor. İkram edenin değil de edilenin ihtiyacı var. Şimdi sokakta diyelim, Baran bir tane kedi gördün, açlıktan böyle bağırıp duruyor. Önüne bir şeyler ikram ettin. Birisi sana gelse deseydi ki, senin ne ihtiyacın var, niye ikram ediyorsun? Ona ikram etmeye muhtaç mısın dese, gülersin ya. Ne ihtiyacım olacak ya? Onun bana ihtiyacı var. Ama ben şefkatliyim, merhametliyim. Ona ikram etmek benim şefkatimin, merhametimin gereğidir. Şimdi şöyle düşünün. Bir adamın 10 tane vasfı olsa, özelliği olsa. Aşçı adam, aynı zamanda aşçı. Aynı zamanda mimar. Aynı zamanda doktor. Aynı zamanda cömert. Aynı zamanda adaletli. Aynı zamanda ne derler, ne olsun? Merhametli. Böyle 10 tane özelliği var. Şimdi bu adam kendi özelliklerini, maharetini, kendi güzelliklerini göstermek istese ne lazım? Aşçılığını göstermek istese patates lazım, soğan lazım, salça lazım, yağ lazım. Değil mi bak? Hepsi lazım. Onlar olmadan gösteremez. Gösterecek ya. Doktorluğunu göstermek istese ne lazım? Doktorluğun aynası nedir? Hastadır. Hasta lazım ki onu iyileştirecek, şifaya vesile olacak. Doktorluğunu hasta üzerinde gösterecek. Şöyle doktorum, böyle doktorum falan demek de olmaz. Göster bakalım hastanın üstünde maharetini. Mimarlığını gösterecek ne lazım? Taş lazım, çimento lazım, bilmem şu lazım, bu lazım. Ressamlığını gösterecek ne lazım? Değil mi? Boya lazım, fırça lazım, tuval lazım, lazım. Allah Allah. Cömertliğini gösterecek ne lazım? İkram lazım. Merhametini gösterecek ne lazım? Şefkat edeceği merhamete muhtaç mahluklar lazım. Duvara şefkat gösterilmez ki. Duvarı şöyle sil, deli derler. Niye? Çünkü duvarın şefkate ihtiyacı yok. Şimdi Allah'ın bütün isimlerinin kendini göstermesi için şu kainatı yaratmış olması lazım. Çünkü şu kainattaki her şey, her taraf, her mahluk Cenab-ı Hakk'ın, değil mi, esmasını gösteren çeşit çeşit aynalar doluymuş. Yaz baharda şefkatini, merhametini, cemalini gösteriyor, değil mi? Sonra gökyüzünde büyüklüğünü gösteriyor. Sonra tsunamiyle, depremle celalini gösteriyor. Sonra yeni dünyaya gelen yavruların imdadına kan ve fışkı içinden, değil mi, tertemiz sütü göndermekle rahmetini, ikramını gösteriyor. Bütün mahlukatın zevkini, sefasını, keyfini okşayacak rızıklarla onları donatmış olması cömertliğini gösteriyor. Öyleyse,
Bakın Allah'ın isimlerinin aynaları bir araya gelmiş, şu kainat olmuş. Allah Allah. Şu kainat neymiş? Cenab-ı Hakk'ın her bir isminin muktezasının yani gereğinin tecellisiymiş ya. Ha, Cenab-ı Hak demek bütün isimlerini, sıfatlarını göstermek için bu alemi, bu kainatı yaratmış. Ya. Demek bütün bu isimlerini, sıfatlarını görecek, anlayacak, idrak edecek. Ne lazım bir de? Muhatap lazım, seyirci lazım. Şimdi düşünün mesela. Bilmem milattan önce bilmem kaç tarihine ait bir kitap bulduk diyelim. Allah Allah. Ya daha yazı bulunmamıştı. Kitap nasıl olur ki? Bulduk diyelim bir kitap. Ne deriz? Bir yazar var. Doğru mu? Şimdi yazarla kitap kesin mi? Var. Çünkü yazar olmadan kitap olmaz. Doğru mu? Bir de ne olması lazım? Okur olması lazım. Çünkü kitap muhataba yazılır. Okurlara yazılır. Ha, bak şimdi ne yaptık? Kitabı görünce yazarın var olduğuna hiç şüphemiz kalmadı. Doğru mu? Bir de okurun var olduğuna da şüphemiz kalmadı. Şimdi kainat kitabını gördük mü? Bu kitab-ı kebiri kainatı yazan bir Allah'ın var olduğuna şüphemiz kaldı mı? Aynen onun gibi bu kitabı okuyup da Allah'ı tanıyacak muhatapların da varlığına dair şüphemiz kalmaması lazım. Öyleyse bu muhatap kimdir? Kainat kitabını okuyup da Allah'ı tanıyabilecek istidatta, kabiliyette, kapasitede yaratılan insandan başka aklınıza gelen herhangi bir muhatap var? Şunlar da olabilir falan dediğiniz cinler var. Başka? Melekler var. Başka? Gerisi çok muhatap gibi görünmüyor değil mi? Cinler ve insanlar ve melekler içinde en ziyade Allah'ın isimlerine, sıfatlarına muhatap olabilecek hangisi? İnsan. İnsan. Neden insan? Bak cinler Cenab-ı Hakk'ın çok cismani sanatlarına muhatap olamadıkları için çok cihette insandan geriler. Meleklere geldik. Melekler hastalanmadıkları için Allah'ın Şafi ismini bilmezler. Acıkmadıkları için Rezzak ismini bilmezler. Günah işlemedikleri için Gafur ismini, Tevvab ismini bilmezler. Melekler de insanlara ne yapamıyor? Yetişemiyor. Öyleyse yeryüzünün en şerefli muhatabı biziz. Ha. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, bir sergi yeri açsın, içinde sergiler dizsin. Ta Nas'ın enzarında, insanların nazarında bir saltanatının haşmetini, sultanlığının, gücünün, kuvvetinin haşmetini, büyüklüğünü, sonra hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Şimdi Tuna mahallesindeyiz, burayı okuyoruz. Birisi sordu. Dedi ki ya tamam dedi. Hani Allah'ın yeryüzünde sanatları var. Onları biz görüyoruz. Sanattan sanatkara geçiyoruz. Sanatın güzelliğinden, mükemmelliğinden, Yaradan'ın güzelliğini, mükemmelliğini anlıyoruz. Ama bir de ta uzayın derinliklerinde daha ışığı dünyamıza yetişmemiş 500 bin ışık yılı uzakta gezegenler varmış. Onları kim görüyor ki? Onları niye yaratmış? Onlar bizim görüş alanımızda değil. Onlara bize sergilenmiş olamaz. Onları niye yaratmış o zaman? Madem muhatap biziz,
Bizim muhatap olamadığımız yer, muhatap olduğumuz yerden sonsuz kat daha fazla mı? Öyleyse onları niye yaratmış olabilir? Ne dersiniz? 18 bin alem var hocam. Devamı var, devamı var abi. Bizden başka ama insan muhatap. İnsanı seçtiğine göre başka şimdi yerler var mı bilmiyorum. Birincisi melekler oraları temaşa ediyor. Fakat meleklerin temaşa etmesi yetmez. Cenab-ı Hak bizzat kendisi temaşa ediyor. Sanatkar kendi sanatına bizzat kendi bakıyor. Bir de biz temaşa deyince hep şöyle anlıyoruz. Diyoruz ki ya benim elim buraya yetişiyor ama gözüm karşıya yetişiyor bak. Bura benim istifadem dahilinde olduğu gibi gözümün istifadesi de karşı duvara kadar. İlmim nereye yetişiyor? Tamam. Gözüm yetişmedi o gezegenlere. Göremedim. Işık, değil mi? 500 ışık yılı uzakta olduğu için göremedim. Ama varlığını nereden biliyorum? İlmim yetişmiş oralara. Ha, demek ki insanda bir sürü eller var. Demek bu değil mi? Şu el bir metre mesafesi olduğu gibi gözün kilometrelerce uzağı görecek teleskoplarla, Hubble'larla tüm dünyayı temaşa edecek bir değil mi bir kapasitesi olduğu gibi bir de ne var? Akıl gözü var. İlim gözü var ki bak 500 ışık yılı uzaktaki gezegenin varlığını anlıyor muyuz? Şimdi sorsam desem ki mesela Allah çiçekleri yaratırken kendi cemalini, güzelliğini göstermek istemiş. Yavruların imdadına annelerin değil mi? Kan ve fışkı içinden tertemiz sütü onların imdadına koştururken merhametini, şefkatini göstermek istemiş. Doğru mu? Bütün mahlukata envai çeşit rızıkları, nimetleri ağaçların başlarından, yerin altından çıkarırken kendi rezzakiyetini göstermek istemiş. Kerim olduğunu, cömert olduğunu göstermek istemiş. Ama bu sonsuz uzayı niye yaratmış ki? Uzayın sonsuzluğuyla bize neyi ifade etmek istemiş olabilir? Birine bakıyoruz diyoruz ki ya Cemil, ya Cemil diyoruz. Değil mi? Birine bakıyoruz ya Rahim, ya Rahim diyoruz. Birine bakıyoruz elhamdülillah diyoruz nimetlere. Bir de başımızı kaldırıp uçsuz bucaksız sonunu bulmamızın mümkün olmadığı bir mülkü görünce, Allah'ın böyle bir mülkünün var olduğunu görünce Allahu Ekber diyoruz. Demek Cenab-ı Hak azametini, büyüklüğünü, sonsuzluğunu bize ifade etmek için sonuna ulaşamadığımız bir mülk yaratmış. Bizi de o mülkü keşfetmekten bile aciz bir vaziyette Allahu Ekber demeye çağırıyor. Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Senin büyüklüğünün ifadesi bile olamaz. Yıldızların arasındaki mesafeyi anlatıyor da. Bir yerde diyor ki Güney Kutbu'ndan Kuzey Kutbu'na kadar bir rakam yazsanız rakam ne kadar? 4 basamaklı, 5 basamaklı, 10 basamaklı, 50 basamaklı, 100 basamaklı, 10 milyon basamaklı falan değil. Başına 1'i koydunuz veya başına 9'u koydunuz. Ta Güney Kutbu'ndan Kuzey Kutbu'na kadar bir rakam yazdınız. Gezegenlerin arasındaki uzaklığı yine ifade edemediniz. Allah Allah. Allah'ın mülküne bak ya. İşte Cenab-ı Hak o noktada bize diyor ki, hadi diyor. Ruhunda hissettiğin hayreti, haşmeti, azameti benim önümde iki büklüm secdeye kapanarak göster diyor. Büyüklük öyle ifade edilir. Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Ve senin büyüklüğünün yanında ben ne kadar küçüğüm, ne kadar acizim, ne kadar çaresizim, ne kadar hiçim. O yüzden diyor ki kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Yani onun büyüklüğünü en çok anladığı, onun azametini en çok keşfettiği ve kendi küçüklüğünü tam idrak ettiği o an
kulun Allah'a en yakın olduğu anmış. Şimdi bu 11. söz böyle devam ediyor. İnşallah devamını herkes evinde okusun. Bu muhteşem bir ders. Başından sadece bir sayfa girebildik. Vakit epey ilerledi. İnşallah kalanını böyle ev ödevi olsun. Herkes evinde bir kere okusun. Biz de inşallah önümüzdeki derste bu 11. sözün kalanını devam edelim inşallah. Yarın salı günü videomuz var. Çarşamba günü inşallah devam edelim tekrar bu dersi. Bunun devamı çok muazzam, çok muhteşem, çok büyük sırlarla dolu. Rabbim inşallah istifade ettirsin. El-Fatiha.